Sivas'ın 70 kilometre doğusunda Sivas-Erzincan karayolunun üzerinde bulunan Zara'da yerleşim Kalkolitik Çağ'a kadar uzanmaktadır. Bu en eski buluntular M.Ö. 2600 yılına kadar dayanmaktadır. Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra Zara, 1080 ile 1178 yılları arasında Danışment Beyliği toprakları içerisinde yer almış, bu devletin yıkılmasından sonra da Anadolu Selçuklu Devleti'ne katılmıştır. O yıllarda Zara, Selçuklu tarihinin üzücü olaylarından birisi olan Köse Dağ Savaşı'na da sahne olmuştur. 80 bin kişilik Anadolu Selçuklu ordusu ile Baycu Noyan komutanlığında Erzincan'dan gelen 100 bin kişilik Moğol ordusu 1 Temmuz 1243'te Zara'nın kuzeydoğusunda Köse Dağ'da karşı karşıya gelmişlerdir. Moğollar Köse Dağ Savaşı'nı kazanmış, Zara 1335 yılına kadar Moğolların idaresi altında kalmış, daha sonra Eratna Devleti, Kadı Burhanettin Devleti ve sonrasında Osmanlı Devleti Zara'yı himayelerine almışlardır. Manzara, üşyanı şehre alt yanızlara, otur çiçekliye zülfünü vere. Harosun altında karınan buzlar, komşu buzalar koyunu kuzlar, yaylaya çıkanlar gelinler kızlar. Durup eğlenmeli orada bir zaman. Ya neler var, Kuşa Dağ'ın türküleri çok çok çok. Çok büyük türküleri var. Anlıklı'nın dereleri şağlıyor, koyunu su içiyor, çoban ağlıyor. Yaylacılar koş başını bağlıyor. Ya neler var. Sivri'nin başına zabaktan şafak bunu okunu atarken çıktım, Sivas belli oluyor. Sivas'a bunu okunu attım mıydı? Zaten Kuşa Dağ'a bunu atmadan Sivas atıyor güneş. En ilkin Sivas atıyor. Sivas'tan yukarı duvarak geliyor güneş. Yükseldikçe. Buralar Koşeli düşüyor. Oradan görünüyor Sivas. Evet, çıktım ben. Çok sevdim. Onu her yerine gezdim. Gezmediğim orada Daniel'in taşı var. Anlıklı'nın başında. Bizden yukarı daha kimse yok. Allah'tan başka kimse yok. En yukarısı bir bura. Daha da geçen gittik, soğuktan duramadık. Bir de bir duman çöktü. Koşa Dağı bundan bir hafta on gün sonra sular buz tutmaya başladı. Çok Koşa Dağı'da neler var. Zamanında savaşlar olmuştu. Çete yerleri, hep çete yeri. Köse Dağı derler. Zara ilçe merkezi Selçuklular döneminde Zaro ismiyle küçük bir çiftlik iken 1836 yılında Koçgir adıyla önce nahiye, 1871 yılında da ilçe oldu.
bir yanı su şehri, bir yanı... Zara o tarihlerde yaklaşık 58 bin nüfusa sahipti. Zara'ya okullar şehri deniyordu. Çünkü o dönemlerde burada tam 30 okul bulunmaktaydı. Zara çok çabuk gelişmiştir. 1882 ile 1885 yılları arasında Sivas'ta valilik yapan Halil Rıfat Paşa, "Gidemediğin yer senin değildir." meşhur sözünü şu anda hala kullanılan Zara Şerefiye yolunun tamamını kazma kürekle yaparken söylemiştir. Zara'ya 1914 yılında ilk askeri birlik yerleştirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine 36. Piyade Alayı Giresun'a nakledilmiş, savaştan döndükten sonra bu tabur talimgah alayına dönüştürülmüştür. 1915 yılında alayda baş gösteren bir salgın hastalık üzerine Zara'da 3 doktorun çalıştığı bir askeri hastane kurulmuş, salgının öne alınamayınca buradaki askerlerin bir bölümü hayatlarını kaybetmişler ve her biri 50-60 cenaze alan büyük toplu mezarlar yapılarak Zara şehitliği tesis edilmiş ve buraya defnedilmişlerdir. Göç göç oldu. Savaşı başlamak üzereyken doğuda yol ağı içerisinde olan Zara'ya o doğuda savaşacak askerleri eğitmek üzere bir 36. Talimgah Alayı diye alay kurulur. Bu alay Tokat'taki 8. Birliğe, Sivas'taki de 12. Tümen'e bağlıdır. Burada askerler eğitilip Erzincan, Giresun ve Ordu'ya savaşa sevk edilecektir. Ancak savaş başladıktan sonra, Birinci Dünya Savaşı, askerlerin eğitilmesinden ziyade orada savaşan askerlerin yaralanması, yaralıların tedavi edilmesi bir problem olmuş. Bunun üzerine hem yol güvenliğini sağlamak için hem de yaralı askerleri tedavi etmek için Zara'da bir amele taburu bırakılmış. Amele taburu hem yol tamiratını yapıyor hem de o civarda yaralanan askerleri askeri hastanede, ki 3 doktor vardır askeri hastanede Zara'da, tedavi etmeye başlamışlar. Ama 1915 yılında büyük bir salgın başlamış orduda. Ve pek çok asker bu salgından kurtulamayarak Zara'da şehit düşmüş. Defnedecek yer bile bulamamışlar ve bugünkü şehitliğe toplu mezarlar eşilmiş. Her bir mezara 50-60 kişi olmak üzere yüzlerce, bir rivayete göre 2000, bir rivayete göre 8000 ama benim tespit edebildiğim 256 şehit oraya defnedilmiş. Aynı yıl oraya bir anıt yapılmaya başlanmış. Osman Usta ile Simon Usta anıt yapımına 1915'te başlamışlar, 1917'de bitirmişler. Fakat bu anıt 1939 Erzincan depreminden etkilenmiş, üst kısmından bir bölümü yıkılmış ve eğrilmiş. Tabii yıllarca bu eğri anıt hem yerli hem yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyordu. Fakat
1974 yılında askerlik şube başkanı bir yarbay, kim aklına girdiyse bu anıtın altında define olduğunu, altın olduğunu, burasını ben yıkacağım diye tutturdu. Ben de Zara'da bu tür şeylere sahip çıkan kişi olarak tanındığım için dersteydim. Bir de birisi geldi koşarak dedi ki, hocam şehitlik anıdını yıkıyorlar. Ben koşa koşa oraya gittiğimde gerçekten bir bölümünü yıkılmıştı. Dozerlerle çelik halatları bağlamışlar, yıkamıyorlar. Çünkü anıtlığın her taşı birbirine kurşun dökülerek çengellerle bağlanmıştı. Tabii ben bu arada yarbayın yakasından tuttum, dur dur yıkımı falan dedim, bir tane de vurmuşum yarbaya. Beni tabii götürdüler, 2 günde nezarethanede beklettiler. Ben çıktıktan sonra anıtın yerle bir olduğunu gördüm ve birçok zaralı gibi oturduk orada ağladık. Tabii onun yerine dikdörtgen şeklinde rastgele bir beton yığını yaptı bıraktılar. Altından define çıktı mı çıkmadı mı sanmıyorum çıkacağını. Kurtuluş Savaşı hazırlıklarından olan Erzurum Kongresi'ne o dönemde Zara Belediye Başkanı olan emekli Yüzbaşı Recep Efendi de katılmıştır. Atatürk, Erzurum'dan Sivas'a gelirken 2 Eylül 1919'da Zara'ya uğramış ve büyük coşku ile karşılanmıştır. Milli mücadele sırasında tüm Anadolu'yu saran önemli olaylardan birisi de Zara'daki Koçgir ayaklanmasıydı. O zaman Zara'ya bağlı İmranlı'da Nahiye Müdürü Haydar Bey'in Kuruçay Kaymakamlığı'na atanma isteği reddedilince başlayan ayaklanma 3 ay sürmüştür. Bu ayaklanmanın ardından Türkiye'de ilk sıkı yönetim Zara ve İmranlı'da Nurettin Paşa tarafından ilan edilmiştir. Zara'nın kuzey bölümü Karadeniz bölgesine girmekle beraber toprakları genellikle Yukarı Kızılırmak havzasındadır. İlçe toprağı Kızılırmak Vadisi boyunca uzanan ova ve çevresindeki engebeli topraklardan oluşmaktadır. Tekeli Dağı, Köse Dağı ve Kızıldağ Zara sınırları içerisindedir. Çevrenin en önemli akarsuyu Kızılırmak'tır. Kızıldağ'ın batı eteklerinde bulunan 40 göze denilen bu yerden doğan Kızılırmak, vadilerden de beslenerek Zara sınırları içerisinde Habeş Irmağı'nı ve Acı Irmağı içerisine alır. Yeşil Irmağ'ın kuvvetli bir kolu olan Tozanlı suyu da Köse Dağ çevresinden doğar, bu su Şerefiye'den geçtikten sonra Tokat sınırlarına girer. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta ve Sivas yolu üzerinde bulunan Tödürge Gölü aynı zamanda Sivas'ın en büyük gölü olup 5 kilometre kare alanı vardır. Gencin Ovası'nın doğusunda yer alan ve denizden 1295 metre yükseklikte olan gölde ortalama derinlik 20 metredir. En derin yerinin ise 45 metreyi bulduğu söylenmektedir. Gerek dipten kaynayan gerekse yöredeki kaynaklardan oluşan sular gölü bol miktarda beslemektedir. Gün batımının doyumsuz manzarası ve suya karışan türkü sesleri gölün güzelliğini daha da vazgeçilmez kılıyor. Bize dediler zaralı da biz güzeli severiz.
Zara'da eğitim düzeyi oldukça yüksektir. Okur yazar oranı %98'lerde olup, tarihe dönüp baktığımızda da Cumhuriyet döneminin ilk kız mekteplerinden birinin Zara'da kurulduğu da bilinmektedir. Eskiden olduğu gibi Zara'da eğitime verilen önem büyüyerek devam etmektedir. Şehrin ileri gelen bürokrat ve iş adamlarının bölgeye kazandırdıkları eğitim ve öğretim tesisleri Zara'ya büyük değer katarken şehirlere de örnek gösterilmektedir. Zara'nın en büyük özelliklerinden birisi insanların birliktelik ve beraberlikle hareket etmek anlayışıdır. Zara'nın yetiştirmiş olduğu hatırı sayılır birçok iş adamının yanı sıra bu harekete çoğu zaman öncülük eden, Zara'da olduğu gibi Türkiye'nin her karış noktasında hizmeti bulunan, Zara'nın Kümbet Köyü'nde doğan dönemin Ulaştırma Bakanı Mehmet Habip Soluk'tur. Ortaokul 1'e kadar hayatımız köyde geçti. Sadece kazayla ilişkimiz haftada bir defa olan hayvan pazarı veyahut da ofise buğda getirmekle kazayla buluşurduk. Onun dışındaki yaşamımız köydeydi. Ve benim dönüm noktası diyebileceğimiz ortaokullar açıldığında ben henüz okula kayıt olmamıştım. Bir gün Bayadaşı'ndaki yaylalarımıza rahmetli babamla ot getirmeye gidiyorduk. Babam ot koydu. Bir de Aluşlubel'de halam ki biz eme derdik. Ona da bir şeyler almak için çarşıya gitti. Dönüşte o Ziraat Bankası'nda çalışan Mehmet abiyle birlikte geliyorlardı. Ben de Halil Rıfat Paşa İlkokulu'nun bahçesinde öğrenciler teneffüse çıkmışlardı. Arabanın üzerinde dalgın dalgın onlara bakıyordum. Mehmet abi geldiğimde sen okula gitmiyor musun deyince ben ağladım. Ben ağlayınca rahmetli elimden tuttu gel dedi ben seni okutacağım dedi. Zara'da kalacak yer sıkıntımız vardı. Babam olmaz falan dedi çocuğun aklına şey bırakma falan şeklinde. Ama inanıyorum ki babam da çaresizlikten o ifadeyi kullanıyordu. Bir elim babamın elinde, bir elim Mehmet abinin elinde. Öbür Mehmet Ali Aksoy'u da geri çevirdiler. Perşembe günü hiç unutmam. Okula kayıta gidiyoruz öğlen paydosunda. Ben ağlamaklı gözlerimle babama bakıyordum. Ama ayaklarım okuldan tarafa Mehmet Bey'in amcanın peşine koşuyordu. Öğlen de gittik. Neyse bizim okula kaydımızı yaptırdılar. Soyadım Soluk'tur. Hatta Solak olarak yazmışlardı. Okul bitene kadar da öyle gitti. Hatta babama geri geldiğimizde orada gene jandarma karakolu vardı. Bak dedi bu jandarmayı görüyor musun dedi. Bu çocuk pazartesi okula gelmezse dedi. Jandarmaya seni getirtirim buraya haberin ola dedi. Biz gittik. Yayladan otumuzu yükledik. Geldik. Pazartesi günü okula o rahmetlilerin yanında başladım. Kümbetli Amel'in oğlu. Annesi Mahmur. Kardeşi Kamil. Zekalı bir çocuğuydu. Okulda çok has olurdu. Hoca derdi ki bu çocuk muhakkak bir
memur, ev memur olur dedi, akıllı dedi işlerinde. Babası da çok zengin değildi yani ya. Çiftçilik yapardı. Hepip soruğu görürsen. Görürüz. Benden çok ziyaden seninle selam söyle. Neyse ki. Bacanı yazın. Ortaokul 1'i Zara'da okudum. Ondan sonra ortaokul 2'de Sivas'a kayıtımız gitti. Sivas'a kayıtımız gittiğinde Sivas'a ilk de kamyon kasasında küçük kız kardeşimle gittik. Onu da söyleyeyim. Tabii bunların hiçbirinden asla bir üzüntü duymuyorum. Sıkıntı duymuyorum söylerken, gururla iftiharla söylüyorum. Çünkü o günler belki de bugünlerin müjdelicisiydi. Bu bakımdan bir şeyim yok yani. Sivas'ta tam o Cıbırlar Parkı'nın ortasında bir taş mektep vardı. Orada ortaokul 2'ye başladık. 2 ve 3'ü orada bitirdikten sonra karşıdaki Kongre Lisesi, İstanbul, iş hayatı, çoluk, çocuk ve geldik buraya. Sivas Selçuk Ortaokulu'na gittiğimde okul müdürü Ali Rıza Olcay, o da Fransızca derslerine geliyordu. Fransızcan kaçtı dedi. 10'du dedim. Diğer derslerin nasıldı dedi. Dedim onlar da 10'du. Eğer dedi Fransızcan da o diğer derslerin de Fransızcan gibiyse yarın tasdiknameni al, geldiğin okula geri git. Ama dedi sınıf şahit olsun. Bu okulda 8'den aşağı notun olmazsa ben seni Fransızcadan 2 sene geçireceğim dedi. Fransızcadan geçtim dedi. Böyle de bu dille ilgili bende hiç ezikliğini unutamadığım bir hatıra vardır. Bunun üzerine Zara'daki o Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin de veliler çocuklarımız Anadolu Lisesi'nde okuyor, dil öğreniyor duygularıyla. Hayalleri yıkılmasın düşüncesiyle ben orada bir okul yaptırılmasıyla ilgili Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a arz ettiğimde Türk Telekom'dan bir okul yaptıracaktık. Ancak o okulun yerinde bir takım çok anlatmak istemiyorum, üzüntülü anlar yaşadım. TOKİ'ye ev yaptırılacakmış. Dolayısıyla ki benim dosyamda da mevcuttur, Sivas Vali Yardımcısı'nın imzasıyla gelen bir yazı. Zara'ya dersliğin ihtiyacı olmadığını, bunun Şarkışlı'ya yapılmasının daha uygun olacağı şeklinde bir takım da şeyler vardı. Kim yazdı, niye yazıldı, nasıl yazıldı bilmiyorum, girmek de istemiyorum. Bunun üzerine bizim Türk Telekom'a yaptıracağımız o okul maalesef suya düştü. Türk Telekom'un yapacağı eğitime katkı projesi de 2008 yılı itibarıyla tamamlanınca bizim bu okulumuz, o zamanki Milli Eğitim Bakanımız sağ olsun Hüseyin Çelik Bey ve gene bizim Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da büyük katkılarıyla biz o okulun oraya yapılmasıyla ilgili yatırıma koydurduk. Şimdilik de fena bir okul olmadı galiba. Ortaya çıktı. Yanında da 300 kişilik yurt yapılıyor. Böylelikle doğduğumuz, büyüdüğümüz, kimliğimizin, kişiliğimizin şekillendiği o bölgelerde madem ki böyle bir makam mevkilerde ki Allah hiçbir zaman bunun esiri etmesin, Cenab-ı Allah nasip etti. Burada devlet imkanları çerçevesinde, ki ben bunu her zaman söylüyorum, ben bunları ne kendi elde ettiğim birikimlerimle ne de babamın bıraktığı holdinglerden yaptırmış değilim. Tamamen kamu parasıdır. Cumhuriyet Hükümeti'nin plan ve programlarında giren, yer alan, belki bana sadece takibi ve işte girmesi boyutlarında bir görev düşmüştür. Bunları yerine getirdiğim için de mutluyum. Bunları da bir desinler diye asla ne aferin desinler, ne helal olsun desinler diye değil. O toprakların bizde
oradaki insanımızın, hemşerilerimizin haklarının olduğunu düşünerek bir görev olarak addediyorum. Veya bir görevin ötesinde bir borç olarak addediyorum. Ve bu borcu yerine getirmeye, ödemeye gayret ediyorum. Hayır, yapabildiklerimi, borçlarımı ödediğimi, yapamadıklarımı da beceriksizliğim olarak kabulleniyorum. Onun ötesinde Sivas Fen Lisesi, Fen Lisesi'nin bir ilk öğretim okuluyla aynı bahçeyi paylaştıklarını ifade ettiler. Bunun üzerine bir önceki valimiz Veysel Dalmaz Bey ile de kışın çorapların boğazına, pantolonların üzerine çekerek Fen Lisesi yeri arayarak gerçekten 24 derslik spor salonlu, konferans salonlu, lojmanlı, yurtlu o TOKİ evlerinin orada da bir Fen Lisesi tahmin ediyorum inşaatı başladı veya başlamak üzere. Sağ olsun yine Milli Eğitim Bakanımız Hüseyin Çelik Bey'in o zaman büyük gayretleriyle oldu. Şu anda Sağlık Meslek Yüksekokulumuz yine Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu hanımefendinin onaylarıyla gerçekleşecek. Karınca kararınca Türkiye genelinde bu yalnız Zarya mahsus değil. Bulunduğum görev itibarıyla, bakanlık itibarıyla üzerimize yüklenen görevleri, yönetmenlikler, usul esaslar çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Sivas il sınırları içerisinde Ulaştırma Bakanlığı olarak hakikaten küçümsenmeyecek ve 7-8 yıla sığmayacak. Belki bir 30'lu yıllarda ifade edilecek yatırımları gerçekleştirdik. İnsanımızın hizmetine sunduk. İyi gittiğini tahmin ediyoruz. Böyle hayat devam edip gidiyor. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bakanımıza verdikleri talimatla gerek demir yollarına, gerek havacılık sektörüne yaptıkları hizmetler de, ilkler de tarihe mal olmuş Nuri Demirağ hemşerimizin adının havaalanına verilmesini talimatlandırdılar. Tarihte yerini aldı. Bundan sonraki uluslararası veya iç uçuşlardaki literatürde Sivas Nuri Demirağ Havaalanı olarak devam edecek. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz İlyas Dökmetaş Bey, Sivas milletvekillerimiz hepsi ayrı ayrı büyük gayretleri, büyük çabaları olmuştur. Ancak gelinen noktada bir sıkıntı olduğu şeklindeydi. Bu arada YÖK Başkanımızdan ben bir randevu istedim. YÖK Başkanımıza ve kurul üyesi Muhittin Şimşek Bey'e profesör doktor gittiğimde ben bir şey öğrendim orada. Zara'nın reddedildiğini, diğerlerinin askıya alındığını ve 2010 yılı içerisinde bunun biraz sıkıntı olduğunu ifade ettiler. Diğer dediğim gibi gerek siyasetçilerimizin, gerek rektörümüzün hep canlı tuttuğu, taze tuttuğu bu hususlarla ilgili benim de ricalarım oldu. Ve hakikaten bir de orada esprili davrandım. Rektör de zaralı, ben de zaralıyım. Ya bizim nüfus kağıtlarımızdaki ikamet, doğum yerlerimizi değiştirin ya bizi bu sıkıntıdan kurtarın diye de rektöre bir esprili şeyimiz oldu. 21 Temmuz'da Zara'yı tekrardan YÖK Senatosu'na tekrir-i müzekkere ile gündeme aldılar. 29 Temmuz itibariyle de Zara, İmralı ve Hafik yüksekokulları YÖK Senatosu'ndan, kurulundan çıktı. Zaralı Mehmet Habib Soluk Müsteşarımız bu görevi bayrağı benden devraldı. İşte görüyorsunuz, Türkiye'nin altyapısı, Türkiye'nin ulaşımı, Türkiye'nin iletişimi Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'tan başladı. Sivaslıların elinde Türkiye'nin
Türkiye'nin 780 bin kilometre kare toprağını karış karış gezerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için Sivaslılar el ele vererek bu güzel ülkeyi Cumhuriyetimizin 100. yılına taşımak için gece demeden, gündüz demeden çalıştılar, çalışmaya devam ediyorlar. Sağ olun, var olun değerli hemşehrilerim. Gerçekten ben bakanımıza minnet borçluyum. Aşağı yukarı 2003'ten beri, daha önce de geçmişte bizim bir 16 yıllık beraber çalışmışlığımız vardı. Türkiye Gemi Sanayi AŞ'de, Camaltı Tersanesi'nde. Ancak kendileri 2003 yılı Şubat'ıyla beni Ankara'ya getirdiler. Muhtelif görevlerde, denizcilik müsteşarlığında, APK Daire Başkanlığı, PTT'de PTT Genel Müdür Yardımcılığı, İstanbul Kıyı Emniyet'te Genel Müdür, oradan Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarlık noktasına kadar getirdiler. Onun için ben kendilerine gerçekten ailem adına da, kendim adına da, adıma da şükran duygularımı her zaman ifade ediyorum. 365 gün 24 saat her zaman biz çalışmaya hazır bulunuyoruz. Mesela bugün biz saat 02'ye geliyordu, gittik. Sabah 7 gibiydi. Tekrar bir başka toplantıya gittim. Oradan buraya geldim. İzin denilen bir alışkanlığımız yok. Bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Yapabiliyorsak mutluluğunu yaşıyoruz. Yapamıyorsak üzüntüsünü duyuyoruz. Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Taşucu'na kadar ülke bizim bir bütündür. Her taraftaki hizmetlerimiz alabildiğine, hatta bu haritadan da bir görüntü alırsanız, alabildiğine o gördüğünüz rengarenk harita üzerinde günübirlik takip ediyoruz. Ha, Sivaslı olunca belki birazcık kesinlikle hizmet alımında diğerlerinin paylarını alan değil ama yani gidip gelme açısından belki ön plana çıkıyor. Bunun ötesinde Türkiye'nin her köşesinde hizmetlerimiz aksamadan en ücra köşesine kadar devam ediyor. Mutlu bir yuvamız var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak eşim hakikaten oldukça evlendiğimiz günden bu yana fedakarca hareket eden, sorumluluk üstlenebilen, sorumluluğunu hisseden bir eşim var. Onun için de sizin vasıtanızla ona da teşekkür ediyorum. Gerçekten her zaman için bize destek oldu. Hatta bazen de böyle benim düşünemediğim ama hakikaten sonunda da iftihar ettiğim, gurur duyduğum olaylara da vesile oluyor. Ve bir insan için özellikle bu masaların ben kimlik ve kişilik vermediğine inanıyorum. Ancak kişiler bu masalara bir şey verebilirse verir diye düşünüyorum. Ve Cenab-ı Allah'tan hep dileyim, otururken duyduğum mutluluk ve neşeyi, buradan ayrılırken de eşe, dosta, sayın bakana başta olmak üzere yine aynı duygu ve düşüncelerde açık alınla ayrılmayı nasip etsin diyorum. Çünkü mahkeme kadıya mülk olmaz. Bu lambirilere dönüp sorduğunuzda kim bilir kimleri yolcu ettiler, daha kimleri yolcu edecekler. Hayat bu. Bir noktadan başlıyor, bir noktada bitiyor. Bunu en güzelini rahmetli Aşık Veysel Üstad söylemiş. İki kapılı bir han. Birinden girdik, birinden de çıkıp gideceğiz. Uzun ince bir yol, ömür bu. Ama bu yol bir noktada bitiyor. Çıkmaz bir sokağa giriyor. Onun da hayırlısını nasip etsin. Mehmet Habib Soluk, doğduğu toprakları hiçbir zaman unutmamış, kendi uzaklarda olsa da gözü hep Zara'nın üzerinde olmuştur.
burada doğdu, burada büyüdü, sonra gittiler. İstanbul'a gitti, oradan daha başka yere kendi işi çıktı, okudu. Kaç şeye geçti. Allah tükenmez ömür versin. Allah çocuğunun, çoluğunun içinde Allah büyütsün Cemil'cim ve içine de onu. Hepimizin bir babası vardı ki gevşesi eti yemişti. Vallahi çok hasıdı. Buradakilerin hepsinin de selamı var dersin sen. O tanır hepsini bunlara. Allah uzun ömür versin, sağlıklı, sıhhatli günler geçirmesini dileriz. Köy kümmet olarak, o da bizim gibi köy hastası, köy canı gönülden, çocukluğunu unutmadı. O yüzden onu çok seviyoruz. Sayın Müsteşarımızı canı gönülden çok seviyoruz. Hepimiz ona minnet duyuyoruz, minnettarız kendisine. Habib Bey'i çok seviyorum, çok takdir ediyorum. Bir toplantıda da karşılaştık. Ona da hatta sonsuz teşekkür ettim, dua da ettim daha doğrusu. Öyle bir arkadaş. Cenab-ı Allah onun gibi insanları Zara'da, Sivas'tan eksik etmesin. Bize öyle adamları lazım ya. Çünkü çalışkan, çalışkan, çalışkan. Başka tarifi yok yani. Keşke ileride onu bakan olarak parlamentoda görse. Daha çok büyük yatırımlar, daha çok büyük yatırımlar yapsa da iştahları açsa, bizler de bu kadar elemanımızla, bu kadar araç, gereç, makina, teçhizat iş yapsa. Şu an için yapıyoruz. Karış karış dolaşıyor. Her hafta bir ilçede. Yani birebir bizim yaptığımız taahhütleri takip ediyor. Onun için ben kendisini kutluyorum, teşekkür ediyorum. Habib Bey'in kıymetini biliyor Erzincan. Bak Habib Bey her hafta gelip Erzincan'ı da dolaşıyor. Yani sadece Zara, İmranlı, su şehrini değil, Divriye'ye de gidiyor, Şarkışlı'ya da gidiyor. Yani ne, bütün yatırımlar bu yörelerde zaten. Yani bir işe bağlamamak lazım. Hangi müsteşar şimdiye kadar bu kadar Sivas'a önem vermiş? Hangi bakan önem vermiş? Geçmişe ben 40 yıldır bu işi yapıyorum. Ulaşamıyorduk yani. Nerede ulaşıyoruz? Ama şimdi bir bakıyorsun, şantiyada dikilmiş. Çağırıyor, ne yaptın, ne zaman bitiyor? Birebir takip ediyor. Zara'nın birçok siyasetçileri vardır. Fakat bunların içinde Habib Soluk Bey benim için yeri ayrıdır. Diğerlerinin hakkını yemeyelim ama o da bizim gibi sıfırdan değil, daha çok altlardan, çukurdan gelmiş bir insandır. Fakat Zara'yı unutmayan, Zara'ya büyük faydalar sağlayan, her sorunları birebir ilgilenen, olması gerekenden daha çok özveri gösteren, sevgiyle, saygıyla her zaman bahsettiğimiz ve saydığımız bir bürokratımızdır. Temennim şudur ki, Habib Bey gibi birçok müsteşar, bakan ve milletvekilimiz olsun. Hani diğerleri yanlış anlamasın ama olması gereken de Habib Bey gibi olmalıdır. Tabii biz bu anlamda çok şanslıyız. Çok şanslı bir dönemdeyiz. Habib Bey gibi birisinin olması, Ulaştırma Bakanı Müsteşarı'nın olması ve onun duyarlı olarak hiçbir ayrım yapmadan en ucra köşelere bile
belki zaman zaman yetkisini ve sınırını aşarak bu çalışmalarını yaptığını gördükçe, duydukça çok mutlu oluyoruz. Bu vesileyle kendisine bir zararlı olarak teşekkür etmeyi de borç biliyorum. Habib Bey'e de aracılığınızda, çalışmalarından, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni tanıdım, çok sevdim. Mesela değerli büyüğümüz, Sayın Müsteşarımız Habib Soluk var. Gerçekten kendisi çok değerli bir insan. Ki konuşmalarını dinleyerek ve bunu da kanaat getirdim. Bu insanların bir müsteşarı olarak değil, tabii ki bunu fark gördüğümden veya şeyi gördüğümden değil, biz bu insanları neden bakan olarak görmeyelim? Daha büyük mevkilerde neden olmasın? Önce uzaktan tanıdım. Sonra tanıdığım insanların, iş adamlarının, yöneticilerin, yerel yöneticilerin bana söyledikleri, Habib Bey'in Zara'ya yönelik çalışmaları, yaptığı yardımlar, Zara sevdalılığı beni uzaktan hakikaten cezbetti kendisine olan düşüncelerimi. Tanımak fırsatı buldum yakın bir zamanda. Tanıyınca da bizden biri olduğunu, iyi bir zaralı olduğunu öğrendim. Bununla da mutlu oldum. O kadar çok şeyler yaptı ki yöresine yönelik. Hem Zara'ya hem de Sivas'a yönelik. Sadece Zara'ya değil. Biraz da tabii ondan da bayağı bir güç aldık biz. Üniversitenin bu hale getirilmesinde maddi manevi çok büyük desteğini de gördük. İnşallah da göreceğiz üniversiteyi bitirmek için. Ona da çok güveniyoruz. Vallahi müsteşar demek devlet demek. Karşımızda sadece Habib Bey'i görmüyoruz. Biz devlet olarak görüyoruz kendisini. Bununla da mutlu oluyoruz. Sivas bölünmüş yollarda büyük pay aldı. Bunda da müsteşarımızın çok büyük bir katkısı var. Karayollarının da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanması. Bize göre Müsteşar Bey bir halk adamı. Kapısı herkese açık. Herkesin sorunlarını dinleyen, çözüm için elinden geleni yapan, Sivas için elinden geleni yapan, Sivas'ın en büyük kazancıdır. Allah razı olsun. Memleketimize çok büyük hizmetleri var yani. Yani makamın yetkisini buralara kadar iletiyor adam yani hani şey ya. İlgileniyor memleket. Elinden ne gelse hiç esirgemez yani. Çok değerli bir hemşerimiz. Zara'da Gıpta'yla izlenen birlik ve beraberlik aşkı her geçen gün artarak devam etmektedir. Zara'nın en büyük değerlerinden birisi de iş adamı Ahmet Çuhadaroğlu'dur. Çuhadaroğlu, kendi adını taşıyan meslek yüksekokulunu Zara Vakfı ile beraber buraya kazandırmış, ilerleyen zamanda öğrenci sayısında artış olunca da Ahmet Çuhadaroğlu ve kısa adı Zasiat olan Zaralı Sanayici İş Adamları Derneği tarafından 4 yıllık bir fakülte kısa zamanda Zara'ya kazandırılmıştır. Zara'nın yükselen değerine büyük katkı sağlayacak olan 4 yıllık fakülte için birçok isim katkılarda bulunmuş, iş adamı Veysel Dursun yurtlar yaptırarak öğrencilerin barınma problemini ortadan kaldırmış, bu taşın altına ellerini koyan başta Zasiat Derneği Başkanı Fethi Araz ve yönetim kurulundakiler farklı projelerle hızlı bir şekilde okul inşaatını tamamlamış, eğitime bir yuva daha kazandırmışlardır. Zara'nın geleceğine yön veren ve bu yolda kader birliği yapan isimleri tarih asla unutmayacak ve Zara halkının kalbinde altın harflerle her zaman anılacaklardır.
o arkadaşlarımızın başlattıkları bu birliği gerçekten ben yürekten kutluyorum. Hakikaten hani bir söz vardır. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Hep bize doyduğumuz yeri öğretmişler. Ama o arkadaşlarımız doydukları yerde alın teri, göz nuru artırdıkları birikimlerini doğdukları yere taşımasını bildiler. Ve ben diyorum ki demek ki doyduğun yer değil, doğduğun yer. Ve takdire şayan bir hizmeti başlattılar. Ben onunla kalacağını tahmin etmiyorum. Arkasından bunun yumak yumak geleceğini tahmin ediyorum. O arkadaşlarımızı başta başkanları Fethi Aras olmak üzere bütün yönetimini yürekten kutluyorum. Ben bunu bir durgun göle atılan bir taşa benzetiyorum. Bu taş atıldı bir dalgaya etrafında kat kat çevreliğe çevreliğe genişleyerek gidecektir. Arkasının geleceğine inanıyorum. Kendilerini gerçekten yürekten kutluyorum. Zara doğumluyum. Ortaokula kadar Zara'da okudum. Ortaokuldan itibaren Zara'da o yıllarda lise olmadığından bir memur çocuğu olarak iki kişiyi birden okutma şansı olmayan babam bir yılda çok başarılı bir öğrenci olmama rağmen Zara'da bir yıl öyle gezdim. Ondan sonra ikinci yıl yine okuma azmim devam ediyordu. Bandırma'daki ablamın yanına giderek liseyi gerçekten çok başarılı olarak orada bitirdim. Ondan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandım. İnşaat bölümüne başladım. 1973-74 yılında da üniversiteyi bitirdim. 93 yılında İstanbul'a taşındım. %90 işleri bıraktım gibi ama tabii sonradan tekrar içine döndük. Bir de bizde bir şey vardır. Yani insanlar işte hemen bıraktı gitti işte bakın memleketine bir şey. Biz de memleketimizi seven insanız. Eksikleri de yanlışları da olsa orada bizim doğup büyüdüğümüz atamızın, ecdadımızın yattığı yerler. Bu zihniyetle orada bir şeyler yapma ihtiyacını hissettik. Benim mantığımda bir şeyler yapmadan, bir şeyler üretmeden yani bir faydalı olmak mümkün değildir. Bu derneği kurduğum günden itibaren de projeyle yola çıkmak. Yani bu düşüncelerimi bir projelendirmek istedim. Onun için de işte Zara'da bu işte Sayın Rektör'le, Vali'yle görüşmelerim devam etti. Sağ olsun Sayın Rektör de çok hem üniversitenin başı hem de Zara'lı bir hemşerimiz olması hasabıyla büyük yakınlık göstermiştir. Ve 7 Mayıs'ta temelini attık. Ve YÖK'ten okulumuz 4 yıllık olarak kabul görmüştür. 4 yıllık olarak onay almıştır. Ve inşaatı işte dediğim gibi devam etmektedir. Bura eski okulla beraber takribi 2000 kişiye yakın öğrenci alacaktır. 2000 öğrencinin Zara gibi bir kasada olması Türkiye'de çok ender ilçelere nasip olmuştur. Demek ki Zara'ya ayda 1 trilyon para girecektir. Bu dumansız bir fabrikadır. Yani inanılmaz bir olaydır. Zara bunun kıymetini bilmek mecburiyetindedir. 1959 yılında Zara'nın Alişan Bey Ağlı köyünde köyün mezrası olan Köşevenk'te doğdum. 5'i kız olmak üzere toplam 6 kardeşiz. Annemin ve babamın okuma yazması yoktu. Fakir bir ailenin çocuğuydum köyde. Köyde toprağımız olmadığı için babamız hep gurbette olmak zorundaydı. Bu vesileyle babamızı yılda 20-25 gün görebilirdik.
doğru dürüst baba yüzü görmedik. İlkokulu köyümüzde ilkokul olmadığı için ortaokulu bitirdikten sonra babamın maddi durumu iyi olmadığı için gündüz çalışarak gece okula giderek tahsilimi devam ettim. Babamın maddi durumu iyi olmadığı için geceleri okula gittim, gündüz hep çalıştım. Bunun için de gündüz okulun iş saatine uygun iş bulamadığım için 1,5 sene bulaşık yıkayarak okul hayatımı devam ettirdim. Daha sonra tekstil sektörüne girdim. 10 yıl tekstil sektöründe çalıştım. 1986 yılında kendi işimi kurdum. Fazla param olmadığı için evimin bir odasını şirket adresi göstererek perde alım satımına başladık. Bugün ise İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 25 bin dönüm üzerinde 300'e yakın çalışan personelimizle ayrılıp 400 bin metre perde üretmekteyiz. İran'ın başkenti Tahran'da da aynı zamanda bir fabrika kurduk 18 dönüm üzerinde. Yalnız bunları yaparken hep içimde bir ülke var. Onun da tek nedeni Zaralıyız. Doğduğumuz yeri unutmuş değiliz. Hani doğduğumuz yer ayrı, doğduğumuz yer ayrıdır benim için her zaman için. Zarya bir şeyler yapamadığımız için her zaman için içimde bir uhde ve bir eziklik var. Zarya gittiğimizde hemşehrilerimizi gördüğümüzde onlara bir iş, bir aş veremediğim için her zaman onun ezikliğini yaşıyoruz. Fakat bunu da yapamadığımızın birçok nedenleri var. Bizim sektörümüze Zara'nın altyapısı hiç yok. Yani biz orada bu üretimi yaptığımız zaman bazı altyapılar olmadığı için orada üretmek, orada yapmak mümkün olmuyor. Temenni ederim ki ileride bu şartlar oluşur. Biz de Zara'ya gideriz, hemşerilerimize en azından bir iş, bir istihdam yaratırız. Bizim de gönlümüz o zaman rahat ve ferah olur. Zara Tötürge doğumluyum. Kösedağ Teler Meçit Sanayi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Sivaslı olmak, Zaralı olmak bir ayrıcalık. Sizleri öncelikle kutluyorum. Zara'yla ilgili bir belgesel hazırlıyorsunuz. Aslında bu belgeseli hazırlamak Zara'yı anlatırken Zara'nın yanı sıra Türkiye'nin, Sivas'ın ve tarihin çok bilinmeyen özelliklerini taşıyan Zara'nın bu bilinmeyen özelliklerinin de açığa çıkarılması için çok faydalı ve öğretici, eğitici olacağına inanıyorum. Zaralıyız demek de dünyanın her yerindeki zararlı gurur duyar. Gurur duyuşunun sebebi de bu özünün, kökünün bu kadar derinlere varıyor olması. Bu derinliklerin içerisinde de hoşgörünün, sevginin olması. Aslında bu sevgi Anadolu'nun her yerinde var. Sivas'ta da daha çok var. Şöyle ben hep anlatırım bir anımı. Bizim bir dostumuz, Erzincanlı bir dostumuz, Sivas'a, Erzincan'a giderken Sivas'ta otobüs mola veriyor. Yaşlı, sakallı, böyle nurani bir amca bastona elini koymuş, şöyle duruyor. Rahmetli İsmail Eskiköy diye bir dostumuz vardı, o da çok mukallit biri.
Bu yaşlı dedeyi görünce, dede diyor, selamun aleyküm. Dede bakıyor, aleyküm selam evlat diyor. Dede diyor, sen Alevi misin? Yok diyor. Sünni misin? Yok. Çerkez misin? Yok. E dede sen nesin? Kardeş diyor, biz öyle şey bilmek, elhamdülillah biz Sivaslıyız diyor. Şimdi işte Sivaslılık, zararlılık kültürü budur. Bu hoşgörüde, bu kültürde, bu sevgide olan insanların kötülük yapması, yanlış yapması söz konusu. İşte bizler bu değerlerimizden uzaklaştıkça, koptukça, yabancılaştıkça istemediğimiz, bugün rahatsız olduğumuz birçok olayları yaşıyoruz. Onun için Zara'yı, zararlıları, zararlıların tarihini, motifini, kültürünü, folklorunu, müziğini anlatmak, o derinliklere girmek yapılabilecek en büyük hizmetlerden biridir. Bu belgeselin hazırlanmasında Sivas zararlıların bugünlerde özellikle gurur duyduğu Ulaştırma Bakanı Müsteşarımız Sayın Habib Bey'in, Habib Soluk Bey'in katkısı, emeği takdire şayan, onu da tebrik ediyorum bu emeklerinden, çalışmalarından dolayı. İşte her zararlı kendine düşeni yapabileceği boyutta yaparsa en azından Zara'daki insanlarımız biraz daha rahatlayacak. Göresini unutmayıp gidip Zara'sını, köyünü, doğduğu yere, kendi doğmamışsa atalarının doğduğu yeri görmek oralara daha çok canlılık getirecek. Oradaki insanları daha çok mutlu edecek. Ve oradaki esnafın, ekonominin de lokomotifi olacak. Günümüzde Zara'da bir yön okullar yapılıyor, çalışmalar var. Zasiyat'ın üniversiteyle ilgili çalışmaları var. Bütün İstanbul'daki zararlı dostlarımız, hemşerilerimiz kendi karınca kararınca destek sunuyorlar, katkı sunuyorlar. Bunların devam etmesi, Zara'daki insan, gençlerimizin, çocuklarımızın daha iyi şartlar ve koşullarda eğitim görmesini sağlamaları, Zara'nın dışındaki insanların birinci görevi ve sorumluluğu olmalı. Bu işe herkes kendi gücünde, olanağında katkı sunar. Kimi okul yaptırır, kimi bir tuğla verir, kimi emeğiyle, kimi fikriyle katkı sunar. Zara'nın zenginliklerini, Zara'nın hoşgörüsünü, özellikle günümüzde bir Zara'lı Halil dönemini ele aldığımız zaman, o Zara'daki yaşayan büyüklerimizin birbirleriyle olan hoşgörülü, belki zaman zaman hoşgörü sınırını aşan tahammüllerin içerisindeki o esprileri, şakalaşmaları, müziği, motifi yaşatmaları bir kültür zenginliğidir. Bizim müziğimizde, bizim folklorumuzda, bizim semahlarımızda baktığınız zaman bu zenginlikleri ve bu çeşitlikleri görürsünüz. Yeter ki bakabilecek gözünüz, anlayabilecek vicdanınız ve aklınız olsun. Biraz ağır oluyor belki ama bunu söylemek istiyorum, vicdana da hitap etmek istiyorum. Maalesef günümüzde insanlar, değerler adım adım yok oluyor, yok olmaya. İşte vahşi kapitalizmden filan bahsediyoruz. Bugün Japonlara baktığınız zaman geleneklerini dünyanın en gelişmiş ülkeleri olmasına rağmen devam ettiriyorlar. Biz de işte o Zara'daki sevgiyi, kültürü, büyüğe, küçüğe, aileye bağlılığı, geleneklere bağlılığı dünyanın neresinde olursak olalım yapmalıyız. Bir zararlının içinde ve ruhunda bu vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, bakarsanız belki damarlarınızdaki asil kanda bulabilirsiniz.